İngiltere hükümetinin ev yalıtım projesi kapsamında başlattığı belediye evlerine mantolama çalışmaları devam ediyor. Bourne Management and Building inşaat firması direktörü Bora Berker'le birlikte bu hafta Kuzey İngiltere'de Nottingham şehrindeyiz. Sahayı ziyaret ediyoruz. Yapılan çalışmaların sonucunda hem rutubet ortadan kalkıyor hem de enerji tasarrufu sağlanıyor diyen Berker, yürüttükleri projelerin detaylarından bahsetti. İngiltere'nin kuzeyi Nottingham şehrine geldik efendim. Bourne Management and Building firması direktörü, inşaat mühendisi Bora Berker'le birlikte burada önümüzdeki günlerde tamamlanacak projeyi konuşacağız. Geçtiğimiz hafta Leeds'te belediye evlerine yapılan mantolama işlemini görüntülemiştik. Şimdi burada da yine mantolama ama sanırım geçtiğimiz hafta yaptığımız yayından farklı işlemler yapıldı. Neler yapılıyor burada, sizden dinleyelim efendim. Evet, Nottingham şehrindeki burada yaptığımız projede buradaki evlerin çok daha eski olmasından dolayı duvar kalınlıkları ince. Bu sebepten bizim burada kullandığımız yalıtım malzemesi iki katı kalınlıkta Leeds'e göre. Çünkü ulaşılması gereken bir değer var enerji performansını arttırmak için. Bu sebepten dolayı çok kalın malzeme kullanıyoruz. Bu yalıtımın kalın olmasından dolayı evin büyüklüğü biraz artıyor maalesef. Bundan dolayı yer kaybı oluyor dışarı alanlardan. Buradaki sistemde farklı olan bir diğer konu da birik görünümü, yani tuğla görünümlü evleri orada oluştururken burada tam tersine sadece tuğlaları bir süs olarak kullanıp genel evin bütün her yerini sıva yapıyoruz. Dış cepheyi. Dış cepheyi silikon sıva dediğimiz kendinden renkli olan, yani boya istemeyen ve uzun ömürlü kullandığımız malzeme. Şimdi mesela bir tane evlerden bir tanesi şu an arkamızda duran ev gibi değil mi? Evet. Yine görüyorum burada farklı evlerde hala scaffolding, yani iskelesi de duruyor. İşlemler devam ediyor sanırım. Evet, işlemler devam ediyor. Önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde bütün buradaki evler, 45 tane ev tamamlanacak. Çok az bir süresi kaldı. Buradan da burası bittiği zaman yeni bir faz daha açılacak. Başka 2-3 tane mahalle de yine yalıtım yapmaya başlayacağız. Mantolama yapmaya başlayacağız. Bunların sayısı da yaklaşık 150 tane civarında Nottingham'da. Bu şekilde devam ediyoruz. Daha önce de belirttiğim gibi 2030 yılına kadar kamu binalarının hepsi bu performansı yakalamak zorunda. Yalıtım yapılmak zorunda, mantolama yapılmak zorunda ve bunun için biz de ekibimizi büyütüyoruz. Ekibimizi büyütmekle beraber hani sadece Nottingham şehri değil, Leeds şehri değil, Londra ve çevresinde de yeni projeler ve kontratlar açılacak. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi geçtiğimiz hafta Leeds'te yapılan çalışmalar belediye tarafından açılan ihaleyle verilmiş işlerdi. Şimdi pilot bölge olarak aslında Leeds'ten başlanıyor dediniz. Buradaki işler de yine belediye tarafından mı size verildi? Burada biraz daha farklı. Housing Association dediğimiz belediyenin evleri, yani özel firmalar belediyeye ait olan evleri zamanında satın almış ve bunları yoksul insanlara halihazırda kiraya veriyorlar. Ama çok cüzi bir miktar. Bu kiraya verirken devlet bu Housing Association'lara aynı zamanda yardımda da bulunuyor. Tabii ki buradaki olay hani yine devlet kamu binaları, ancak bunların başında Nottingham City Homes dediğimiz Housing Association kurumu var. Şimdi bu yapılan mantolama ile birlikte enerji tasarrufu sağlanması bekleniyor değil mi? Aslında yalıtımla birlikte evin ısınması daha kolay hale geliyor. Birazcık bunu açarsak mesela şu anki hali hazırda mantolama işlemi yapılmamış evlerde durum nasıl, bu işlem yapıldıktan sonra ne değişiyor? Bazı rakamlar vereceğim. Bu rakamlar tamamen örnek. Kesinlikle değer olarak algılanmamalı. Bu mantolama olmamış evlerdeki yakıt tüketimi, yani gaz tüketimi inanılmaz fazla. Atıyorum, mantolama yapılmamış evdeki aylık gaz tüketimi 100 poundsa, mantolama yapılmış evdeki gaz tüketimi muhtemelen aylık 40 poundda, 50 poundda, yani yarı yarıya düşecektir. Bununla beraber mantolama yapılmamış evlerde rutubet sorunu yaşanıyor. Bu rutubet sorununun önüne biz yalıtımı yaptıktan sonra DPC dediğimiz Damproof Course, yani normal evin alt tarafındaki korumayla da yalıtımla da biz bu rutubeti de önlüyoruz. Bu da insan sağlığı açısından çok önemli. Çünkü evin içinde yaşanılan yerlerde, konutlarda eğer herhangi bir rutubet olursa insan sağlığına zararlı olduğu aşikar. Şimdi şunu soracağım efendim. Tabii siz firma olarak böyle kamu ihaleleri alıyorsunuz. Mantolama işlemleri yapıyorsunuz. Bununla birlikte geçtiğimiz haftalarda yaptığımız yayınlarda da belirttiğimiz gibi bünyenizde mimarlık hizmeti verilen ayrı bir firma var. Mimarlık hizmeti de veriyorsunuz.
Şimdi Born Management and Building firması inşaat alanında birçok kalemde hizmet veriyor. Hatta A'dan Z'ye anahtar teslimi projeler de yapıyorsunuz sanırım. Sizden dinleyelim. Size ulaşan bir kişi sizden ne gibi hizmetler alabiliyor? A'dan Z'ye inşaatla ilgili olarak, dizaynla ilgili olarak, dekorasyonla ilgili olarak, performans arttırmayla ilgili olarak inşaat sektöründe biz bütün hizmetleri kendilerine sağlayabiliyoruz. Ve bu konuda da çok iddialıyız. Çünkü bundan önce yaptığımız tüm projelerde çok başarılı işler çıkardık. Dizayn konusunda da parmakla gösterilecek dizaynlar, tasarımlar oluşturduk. Son zamanlarda da bütün dünyanın farkında olduğu şey sustainability, yani sürdürülebilirlik adına biz bu konuda çok büyük çalışmalar yapıyoruz. Detaylı çalışmalar yapıyoruz. Yenilenebilir enerjiyle ilgili olarak bizim çok değişik çalışmalarımız var. Türkiye bağlantılı, Avrupa bağlantılı, Çin bağlantılı, buralardan da çok güzel destekler alıyoruz. Bizim vereceğimiz hizmetlerden bize gelecek müşteriler çok memnun kalacaklardır. Sadece denemelerini tavsiye ediyorum ben. İlk etapta hiçbir teklif vermeden öncelikle biz müşterilerimizi dinliyoruz. Dinledikten sonra çok yüzeysel bir şekilde onlara gerekli neler yapacaklarını, tavsiyelerini önden söylüyoruz. Önden bildiriyoruz ve bununla ilgili olarak da zaten çok memnun kalıyorlar. İlk etapta bizim yaptığımız yüzeysel çalışmalarda eğer ki bir ortak noktaya varırsak, akabinde detaylı çalışmalarla hiçbir sürprizle karşılaşmayacak şekilde onlara verdiğimiz hizmetten müşteriler çok memnun kalıyorlar ve kaldılar şimdiye kadar. Şimdi biz İngiltere'de tabii birçok yer geziyoruz, birçok kişiyle hem röportajlar yapıyoruz hem de farklı işleri görüntülüyoruz. Şimdi genel olarak İngiltere'de bir inşaat firması ya da inşaatçılarla alakalı hep bir sorunla karşılaşıldığını fark ediyoruz ya da bize böyle söylüyorlar. Şimdi bu noktada tabii ki bu ülkede bir inşaatçı bulmak ya da profesyonel bir inşaat firması bulmak da oldukça zor. Hem regülasyonlara hakim hem de bünyesinde profesyonel ekiple birlikte bu işleri yapan ya yok ya da var olanlar çok fazla kendilerini göstermiyorlar diyelim. Bu noktada sizin verdiğiniz hizmetler tabii ki oldukça önemli. Evet, profesyonel firmalar zaten hali hazırda çok fazla iş yüküne sahipler. Bundan dolayı da küçük firmalar ya da hani profesyonel olmayan firmalar çok çok daha piyasada oldukları için hep bir şekilde hani müşteriler bir şekilde onlarla karşılaşmak zorunda kalıyor. İş yükümüzü biz sabit hızda tutmaya çalışıyoruz ki kaliteyi düşürmemek için. Bizim için öncelik kalite, ondan sonra fiyatlandırma geliyor. Bundan dolayı hiçbir zaman kalitemizden ödün vermiyoruz. Ve müşterilerin memnuniyeti her aşamada çok önemli ve her aşamada biz müşterilerimizi hem yazılı olarak hem görsel olarak hem şantiye içerisinde ve dışarısında detaylı bir şekilde bilgilendiriyoruz.